Herkese merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli poğaça tarifi paylaşacağım. Bu tarifi ben teyzemden aldım. Orada yemiştim, çok beğenmiştik. Hatta bu poğaçayı yiyen herkes çok beğenip ondan tarifini istiyor. Fakat o nereden aldı onu bilmiyorum. O konuda bir fikrim yok. Çok güzel, yumuşacık, lezzetli bir poğaça oluyor. Malzemesi de böyle çok fazla değil. Malzemeleri yine önce her zaman gibi bir sayayım. Daha sonra da hamurumu yoğurup mayalanmaya bırakacağım. Un var kasemin içerisinde. 250 gram lor peynirim var. 5-6 dal da maydanozum var. Şu şekilde bir şişe soda var. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ılık süt. 1,5 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı tuz. 1 pakette yaş mayam var. Şimdi mayamı şöyle içerisine parçalıyorum. Burada bir tane bütün yaş maya var. 1 paket. Şöyle... Şeker ve tuzunu ekledim. İçerisine sütünü ekliyorum. Sıvı yağ. Bunu da ekliyorum. Bütün sıvıları ekledim. Şöyle bir hafif elimle karıştıracağım mayası şekeri erimesi için. Daha sonra da yavaş yavaş unumu içerisine ilave edeceğim. Şimdi içerisindeki mayası şekeri eridi. Unun yarısını içerisine ekliyorum. Elimle bir karıştırıyorum. Toplamda 7-8 su bardağı falan un yeterli olacaktır. Siz yine de yanınızda un bulundurun. Yedekte gerekli olursa birazcık daha eklersiniz. Şimdi kalan bütün unumu da içerisine ekliyorum. Güzelce yoğuracağım. Böyle hafif elinize yapışan bir hamur olacak. Sert katı yoğurmayın. Çok böyle cıvık su gibi de olmasın. Hani lokma hamuru gibi de değil. Fakat böyle eliniz hafif bırakması yeterlidir. En son zaten güzel yoğurduktan sonra kıvamını sizinle paylaşacağım. Hamurumu yoğurdum. Şimdi kıvamını göstereyim. Şöyle yaptığımda hafif yumuşaklığını görüyorsunuz. Birazcık şöyle elime yapışmıyor ama. Şöyle göstereyim. Böyle bu yumuşaklıkta, kıvamda. Söylediğim gibi elinize böyle güzel yapışmayan fakat sert de olmayan bir hamur yoğuracaksınız. 7-8 su bardağı un yeterli oluyor söylediğim gibi. Fakat siz yine de yanınızda un bulundurun. Çünkü kullandığınız unun markasına veya özüne göre farklılık gösterebilir. İhtiyaç duyarsanız çok az elinizle üzerine un serpebilirsiniz. Bunun üzerine ben şimdi kapatacağım ve iki katı kabarana kadar ılık bir yerde bekleteceğim. Yani ılık bir yerden kastettiğim peteğin yanında bekleteceğim. Mayalandıktan sonra da iç harcını ekleyerek hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, hamurum şimdi mayalandı. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle bir kasenin içerisine çok az yağ aldım. Hani ne olur olmaz elinize yapışabilir diye. Siz de yanınızda böyle bir yağ bulundurun, çok az. Şöyle bir toparlayacağım. Ki muhtemelen elime yapışmayacak. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeyi aldım. Şöyle elimle açıyorum. Şuradan şöyle iç harcından aldım. İçine yerleştirdim. Şöyle kapatıp yuvarlıyorum. Ve tepsime şöyle dizeceğim hepsini yan yana. Şöyle bir tepsim var. Üzerine de yağlı kağıt serdim. Hafif yağ da sürebilirsiniz eğer yağlı kağıdınız yoksa. Tamamını böyle hazırladıktan sonra üzerlerine bir tane yumurtayı çırpıp süreceğim. Fırınımı da bu arada 180 dereceye ayarladım, ısınıyor. Şimdi bir tepsiyi hazırladım. Son bir tane daha göstermek istedim. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeyi alıyorum. Şöyle elimle açtım. Avucumun içerisine. Şöyle tam ortasını peynirli harçtan yerleştirdim. Şöyle kapatıp yuvarlayacağım şimdi. Ya bu arada ben yağı kullanmadım. İhtiyaç duymadım. Hamurum zaten yağlı olduğu için elime de kesinlikle yapışmadı. O yüzden yağı kullanmadım. Böyle yuvarlayıp tepsimi şöyle diziyorum. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüp pişireceğim.
Şimdi bir tane yumurtayı bütün şekilde çırptım. Yani sarısını ayırmadım. Beyazınla sarısını birlikte güzelce çırptım. Şimdi poğaçaların üzerine hepsini güzelce süreceğim. Dediğim gibi fırınım 180 derecede ayarlı. 180 derece ısıttığım fırında poğaçalarımı alt üst güzel kızarana kadar pişireceğim. Daha sonra da servise hazır. Piştikten sonra yumuşaklığını ve lezzetini siz de inanamayacaksınız. Çünkü çok güzel oluyor. Yani bu tarifi kesinlikle garanti veririm, denemelisiniz. Ya, vermiş olduğunuz emeği ve kullanmış olduğunuz malzeme boşa gitmediğini siz de göreceksiniz. Şimdi bu şekilde tamamının üzerine sürdükten sonra pişiriyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. 180 derecede yaklaşık 50 dakikada falan pişti. Fakat fırından fırına farklılık gösterebilir. Siz kendi fırınınıza göre ara ara kontrol edin. Alt üst zaten kızardığı zaman pişmiş demektir. Anlayacaksınızdır. Şimdi bir tanesini şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Şimdi de şöyle göstereyim. Çok yumuşak oldular. Gayet de bol ve bereketli çıkıyor bu ölçülerden. Hatta isterseniz birazcık daha küçük bezelerde alabilirsiniz. Ben mandalina büyüklüğünde falan almıştım. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Başka tarif ve videolarda görüşmek üzere. Şimdiden herkes afiyet olsun diyorum. Son bir şey daha söyleyeyim. Fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika falan üzerine başka bir tepsi kapatarak bekletebilirsiniz. O zaman yumuşaklığını daha iyi koruyacaktır diyorum ve başka videolarda görüşmek üzere.